Vallahi biz şu an Tayyip Erdoğan'dan memnunluk niyeti, gazı buldu. Ondan sonra uçağı buldu, gemiyi yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı. Tamam, pahalılık var, yok değil. Dünya devletlerinde var, sadece Türkiye'de değil. Bizim insanlar günlük arabayla gidip bir tasarruf diye bir şey yok. Poşet poşet ekmek dolu. Ya ondan sonra marketler dolu. BİM'lerde, A101'de BİM'lerde günü geçmiş tavukları, domatesleri, biberleri toplayan da sizsiniz. Hayır. Aynen. Domatesi doğru. Çöpe atanlar da sizsiniz, kusura bakma. Yok ya. Oluyor. Şurada var ya, bütün halk var ya, şurada bütün halk var ya. Acımdan geberiyorum, sürünüyorum diye bas bas bağırsın. Hak ediyor bu millet. Hiç de ölen yok. Dobura. Gebersin millet. Acımdan geberiyorum diyorsun. Vatanımıza sahip çıkak. Başka gidecek vatan yoktur. Farklı bir şey. Millet cebini dolduruyorsa, tamam kötülemeyelim. Kötülemeyek. Allah'ın bak, Allah'ın indirdiği ayetlerle dalga geçen. Allah'ın indirdiği ayetlerle dalga geçen. CHP'nin adamı. Doğru söylüyor. Bana bunu adamın doğru söylüyor. He. Mesela bak, büyükelçi olarak atadı. Allah'ın indirdiği ayetiyle. Dalga geçeni büyükelçi atadı. Allah'ınızı severseniz git. Tayyip Erdoğan doğru gibi söylüyor. Başka kimse aç gelmez ya, bu Türkiye'ye. A101'lerde binlerde görüyoruz. HDP'liler yürüyüş yaptı. Niye Kılıçdaroğlu'ndan sen çıkmadın? HDP'liler yürüyüş yaptı. Abdullah Öcalan'ın kardeşini kim yayınladı? Tamam. Kim yayınladı? Kim destek verdi? Bir saniye diyor. Daha bu kadar aç var, daha konuşuyorsun. Şehit ailesi var. Bir dakika. Ekonomimizde yerinde, şeyimizde yerinde. Sadece marketler. Sadece hortumculara güç gitmiyor, marketlere. Milletin alımda var, tamam. Var, her şeyi var. Bugün ben, bir saniye durun ya. Bundan yaklaşık biz yani 7-8 ay önce bir sene yaklaşık aracımın deposunu yani kamyon tırın deposunu 5000 liraya dolduruyordum. Şu an bu zamanla 14 bin liraya bir tırın deposu doluyor. Yani gıdayı pahalı alıyorsunuz mesela. Bir de tek HDP mi kaldı? Ben Kürt olarak senelerce Tayyip Erdoğan'a verdim. Haram zıkkım olsun. Ben Kürt'üm. İnkar etmiyorum. Sıkışınca HDP mecliste. Resmi bir siyasi parti. Her pisliği yapıyorsun sonra da HDP. HDP teröristse o mecliste ne iş var kardeşim? Tamam. Hadi bu olay buradan kapanmış. Hırsızlık var. Arsızlık var. Her şey hırsız. Zannediyorsunuz ki sadaka veriyor. Bu devlet. Sen de kuyruk acısın. Ekonominin nasıl olacağını ben sana söylüyorum. Haziran zamları geleceğini ta ben Ocak ayında söyledim. Asıl zamlar Ağustos'ta, ondan sonra millet yiyecek ekmek bulamayacak, görecek. Ayakkabı alamıyorum kızım, ayakkabı görüyor musun? Ayakkabı alamıyorum. 300 milyon bir ayakkabı. Evet. 300 milyon. Bu ayakkabı geçen sene 50 liraydı. Şimdi 300 milyon ayakkabı alamıyorum. Bak gittim terziye gittim, diktirdim. Görüyor musunuz? 300 milyon. Hala AK Parti'yi destekleyin. Allah'ına kadar CHP'liyim, Atatürkçüyüm. Aslında AK Parti'ye oy vermek lazım. Neden biliyor musun? Yok. Daha. Neden biliyor musun? Hak ediyor. Bu zamana kadar benim hayatımın birçok gencin ağzına bundan sonra da onların ağzına, onların çocukların torunlarının ağzına diye vermek onun lazım. Onun dönemi bitti. Onun dönemi bitti. Orada gerçekten o. Bitti abi. Sen devam et. Sen destekle devam. Onun dönemi bitti. Memlekette makarna bitmedi sürece AK Parti iktidardan düşmez. Yani makarna bitmedi. Çünkü git 15 liradan aşağıya makarna alamıyorsun. Bir paket makarna alamıyorsun. 15 lirayı kim buluyor? Benim şimdiye kadar 280 tane koyunum vardı. 280 koyundan şu an benim bana kalan koyun sayısı 10 tane. Çünkü bir yem olmuş 400 lira. Gider yem masrafı zaten günlük 300 lira. Bak. Büyük başı. Seni az çok biliyorum. Benim dedem de hayvancılıkla uğraşıyor. Diyor ki işte çiftçimiz niye pahalıya satıyor? Çiftçinin yaptığı masraf bir koyuna 5000 lira. Kuzusundan aldığım masraf 1000 lira. 4000 lira zarana yapıyor. AK Parti neden başarılı oldu? Cem Uzan'ın barajına, kanalına, hattına birçok şeyine el koydu. Onun gibi birçok büyük firmaların mallarına el koydu. Artı özelleştirmelerle memlekette satılmadık yer bırakmadı. Özelleştirme adı altında.
Eğer muhalefet değil, kim gelirse gelsin başa, bu ülkenin 20 yıla ihtiyacı var. 20 yıl. O da zenginlerin malına el koyarsa, herkes taşın altına elini sokarsa, başka türlü düzelmez. Öteki türlü zengine dokunmayayım, Ali Ağaoğlu'na dokunmayayım, Sabancı'ya, Koç'a dokunmayalım derse, kusura bakma 50 yılı var. Ya keşke herkes Sabancı gibi olsa ya. Her Sabancı gibi herkes olsa ya. Adam 300 bin işçi çalıştırıyor ya. Adam 300 bin kişi çalıştırıyor Sabancı'ya. Evet, bu devir, tam yani şu andaki yaşadığımız devir, bakın şu anda biz nereden geliyoruz biliyor musunuz? Biz Hatay Antakya'dan geliyoruz. Ben bu arkadaşım, benim yeğenim. Neden? Tedavi olmak için. Bizim Hatay'da, biz nereliyiz? Mustafa Kemal Üniversitesi'nin tam karşısında oturan biz oranın yerlisiyiz. Orada bu tedaviyi uygulayamıyorlar. Neden biliyor musunuz? Yok cihazımız yok. Cihazımız mevcut değil. Biz geldik Gazi Tıp Üniversitesi'ne yeğenimi tedavi etmek için. Bir yıl süre veriyor. Evet. Burada doktorlar, bakın dün ambulans şoförü bile hastayı nereye götüreceği, hiçbir hastayı kabul etmemiş. Şimdi bizi çıkardılar. Bugün bizi çıkardılar. Ne dediler? Dediler pazartesi günü gene geleceksiniz. İsterseniz evinize Hatay'a gidersiniz, sonra gelirsiniz. İsterseniz burada otelde kalırsınız, sonra gelirsiniz. Yani mecburen biz geldik, burada kalacağız pazartesi gününe kadar. Bu mağduriyeti iktidarın politikalarına mı bağlıyorsunuz? Tabii ki. Sağlık açısından neyimiz var? Neyimiz kaldı? Sağlık açısından hiçbir şeyimiz kalmadı. Ama ben neden umutluyum biliyor musunuz? Z kuşağıyla beraber umutluyum. Çünkü bu iktidar gidecek ve yeni iktidar geldiği zaman bunlar hepsi düzelecek. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün, ulu önderimizin getirdiği Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Buna inanıyoruz. O sebepten dolayı umutluyuz. Yoksa başka hiçbir şeyimiz yok. Yani umutluyuz. Hala destekleyen vatandaşlar var peki, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Destekleyen vatandaşlar zaten şu anda bir parmağını ısırıyor, onu değil 20'si ağrıyor. Tamam mı? Onu bilincindeyiz. Ama faydalandıkları için, nemalandıkları için şu anda susmak zorundalar. Aslında onlara da hak vermek lazım. Çünkü eğer onlar da bırakırlarsa ne olur? Ekmekleri eksilir. Tamam, onu kabul ediyoruz. Ama olmaz. Birlik olunca halk, bütün halk birlik olunca ne olur? O zaman düzene sokulmak zorunda. Şimdi hala az önce röportajda diyor ki Tayyip Erdoğan, diyor ki biz daha çoğunluktayız. Neden? Çünkü yedirdikleri insanlar biz seninleyiz. Boyun eğmereyiz diyor. Tamam mı? Ne yapıyor? Ha, o güveniyor, inanıyor. Ama kazanmayacak. Ondan sonra kazanmadığı zaman onu destekleyen insanlar ne olacak? Gelecekler boynu bükük bir şekilde, kanguru bir şekilde bizi, ya işte biz sizinleyiz diyecekler. Ben biliyorum çünkü bunları yaşadık.